Doktor Halil Algan, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. 1997 yılından beri de ağrı tedavisi bölümünde tam gün ağrı tedavisi hizmeti vererek çalışıyorum. Ağrı tedavisi bölümünün özelliği, özellikle günümüzde çok yaygın olan bel ve boyun bölgesi ağrılarının, kronik ağrıların, fıtık ağrılarının tedavisi konusunda çalışmasıdır. Ağrı klinikleri olarak da adlandırılan bu bölümlerin en sık hasta potansiyeli bel ve boyun bölgesi ağrıları tabii ki. Nüfusun %85'i hatta %90'ı günümüzde bel ve boyun bölgesiyle ilgili bir ağrı, özellikle de kronik ağrı dediğimiz uzamış ağrı çekeceklerdir. Gripten sonra insanoğlunun yakalanacağı en sık hastalık bel ve boyun kaynaklı ağrılardır. Dolayısıyla ağrı klinikleri de son derece yoğun olarak ve temel olarak da bel ve boyun ağrılarına bakarlar. Bunların içerisinde de en yoğun grup bel fıtıklarıdır. Bel fıtığı günümüzde büyük bir problem. Çünkü oturarak çalışmak, hareket eksikliği, egzersiz eksikliği, yürümemek, çok araç kullanmak, sabit pozisyon nedeniyle bel fıtığı günümüzün en büyük sağlık problemidir. Bel fıtığının tedavisinde birçok tedavi yöntemi var. Özellikle uzun yıllardır kullanılan epidural kortizon enjeksiyonları standart tedavi olarak uygulanmaktaydı. Fakat epidural kortizon enjeksiyonlarında ağrının yetersiz olarak azalması, hastanın rahat edememesi ve sık sık tekrarlanması sorunları mevcuttur. Bu nedenle özellikle bel fıtığının kalıcı olarak tedavi edilmesi, bacağa yayılan ağrıların kalıcı olarak iyileştirilmesi, fıtığın küçültülmesi için omurgaya yapılan omurga sujeti yöntemiyle fıtığın küçültülmesi işlemi vardır. Sujeti denilen bu yöntemin özelliği çok yüksek hızda bir su akımıyla fıtığın yumuşak ve çekilebilir, dışarıya alınabilir hale getirilmesidir. Fıtığın olduğu taraftan girilerek diskin içerisinde yapılan çok kısa süreli bir işlemdir. İşlemin kendisi yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar sürer. Total olarak da hastanın hastanede geçireceği süre 1-1,5 saat kadardır. Kesinlikle gece yatmayı gerektirmeyen bir işlemdir. İşlemden sonra hasta taburcu olur ve istirahate çekilir. Arkasından 1-2 gün içerisinde çok hızlı bir şekilde de işbaşı yapabilmesi, günlük hayatına dönebilmesi bu işlemin en büyük özelliğidir. Bu yöntemin uygulanışı sırasında mutlaka görüntüleme eşliğinde skopi cihazı diye adlandırılan an ve an bizim nereye doğru ilerlediğimizi gösteren bir cihaz kullanılır. İşlemin kendisi uygulanırken lokal anestezi yeterlidir. Sakinleştirici ilaç da verilerek hastanın konforu üst düzeyde sağlanır. Müdahale sırasında hastanın rahatsız olduğu taraftan fıtığın bulunduğu bölgeye diskin içerisine girilir. İğnenin yerleştirilmesi sonrasında da bu cihazın aktive edilmesiyle bu bölgede çok yüksek hızlı bir su jeti ters yönde püskürerek, yani kesinlikle ileriye doğru değil, geriye doğru püskürüp emilerek gördüğünüz bu çıkıntılaşmış parçanın hemen arkasının boşaltılmasını sağlar. Bu boşaltılma sayesinde, kontrollü boşaltılma sayesinde de fıtığın boyutlarında kısa sürede küçülme ve dolayısıyla da sinir kökünü sıkışmasının ortadan kalkması sağlanmış olur. İşlemin sonunda kullanılan iğne dışarıya çıkartılır ve hastanın cildine küçük bir bant yapıştırılarak işlem tamamlanır. İsmim Polat Taşkın. Bir bel ağrısıyla öncelikli olarak bir bel ağrım başladı. Bu bel ağrımın üzerine bir bacak ağrısına dönüştü. Bu bacak ağrısının yaklaşık bir 4-5 aydır falan devam eden bir ağrı. Daha sonra ağrılar sol bacağıma vurmaya başladı. Çekilen iki tane MR'ım var. Bir Şubat ayında, bir Haziran ayında çekilen bir MR'ım var. Standart olarak bir bel fıtığı ilerlemesi, sol bacağı vuran, sol bacağı baskı yapan bel fıtığı ilerlemesi kaydedildi. Gitmiş olduğum farklı, yani MR çekilmiş olduğum farklı doktorum
beyin cerrahı doktoru ameliyat önerdi. Ben ameliyat alternatifi ne olabilir diye aslında bir araştırmaya girdim. İş yerine çalışan iki farklı arkadaşım Doktor Halil Algan'dan bu tedavi gördüklerini, yaklaşık olarak da bir arkadaşım bir sene önce, diğer arkadaşım bir 6 ay önce kadar aynı tedaviyi gördü. Biri boyun fıtığından, biri bel fıtığından. İkisi de şu an çok iyiler. İkisi de şu an kesinlikle Doktor Halil Algan'ı önerebileceklerini söylediler.